İyi bayramlar. Eski bayramlar kaldı mı bilmiyorum ama sonuç olarak hayattayız, yaşıyoruz, paylaşıyoruz ve güzellikleri görmeye devam ediyoruz. Bence bu en büyük bayram diye düşünüyorum. Kurban Bayramı için hazırlıklar yapılıyor. Bizler de kedilerimizi besliyoruz. Değil mi? Çöpler her zamanki gibi. Çiçeklerimin birçoğu kurudu. Artık kedilere burada mama veriyorum. Getirip balkona sürekli ekmek atıyorlar ve balkon karınca istilası altında. Yani bu şekilde hayvan beslediklerini zannediyorlar. Böyle kemik atıyorlar. İşte ilginç insanlar var. O yüzden buraya bırakıyorum ki mamaları, hayvanları beslediğini düşünenler de buraya bıraksın. En korkak bu. Sardunya'nın yaprakları sararmış. Çünkü burada vitamin az. Hayvan trafiği çok fazla. Ben de öyle kendi haline bıraktım. Herhalde bir şekilde düzelir. Muhteşem kokuyor. Kokusu harika. Bayılıyorum sardunyaya. Kurban Bayramı'nda genelde hep böyle koyunlar, meyler, acı acı bağırırlar, danalar. Ama bize öyle bir ses yok. Hoş olmayan yönleri. Yine kurbanda istenmedik görüntüler yayınlandı. Bizler izledik. Yani bu görüntülerin olması ne yazık ki engellenemiyor sanırım. Hayvanlara eziyet edilmiş. En basiti, hani en masumu, bir el arabasının içine koymuşlar 2-3 tane küçük başı. Koyun muydu, keçi miydi? Zavallıları çöp gibi götürüyorlar. Böyle kurban mı olur ya? Sen orada et yemeyi düşünüyorsun. Ne kadar ayıp bir şey. Onun için kurban kesilmesini istemiyorum. Zaten bir şey yoğun yaşandığı zaman aksiliklerin ve kötü olayların görünmemesi gibi bir durum yok. İş yoğunluğu arttıkça kaza da artıyor. İstenmeyen olaylar da artıyor. Etik kurallar da devre dışı kalıyor. Bu bir gerçek. Yani kurban parasıyla yapabileceğimiz iyi şeyler de var. Dünyanın hala çok büyük bir kısmı açlıkla mücadele ediyor. Öğrenciler burs arıyor. Herhangi bir geçim kaynağı olmayan insanlar da var. Onlara yapacağımız destek de sonuç olarak bir sevaptır. İyileştirebileceğimiz canlılar var, iyileştirebileceğimiz çocuklar var. Her gün görüyoruz, yardım istiyorlar. Lösemili çocuklar, SMA'lı çocuklar ya da hayvan koruma örgütleri yalvarıyorlar. Hayvanlarımız ölüyor, çocuklarımız ölüyor, ne bileyim işte para ihtiyacım var diye. Onlara yapılan yardım da kurban yerine geçecektir. Zaten kurbanın şartları arasında bu var. Öncelikle iyileştireceğiz. Eğer bütün şartlar mümkünse, iyi ise o zaman kurban ibadetimizi yapacağız. Yani Kurban Bayramı biraz buruk. Ama böyle günlerin
olması güzel. Ailelerin bir arada kaynaşması için. Yoksa aile dağılıp gidiyor bir şekilde. Herkes kendi geçim derdine düşüyor. Ve özel günler olmayınca aile bir arada toplanmıyor. Evet, bizim günümüz böyle. Herkese iyi bayramlar.